Herkese merhaba arkadaşlar, benim de ve bugün sizlerle beraber Poco X3 Pro'ya Android 12 ROM'u yükledim ve bugün sizlerle beraber onu inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Android 12'den bahsetmek istiyorum. Android 11'den ne farkı var? Aynı mı yoksa değil mi? İlk başta başlayalım. Ben bütün Android 11 ROM'ların bütün hepsini yakında kullandım ve Android 11 ROM'ları arasında Android 12 kadar iyi olanını görmedim. Android 12'dir, sürme artmıştır falan diyebilirsiniz. Hiçbir fark göremiyor da olabilirsiniz. Ama ben çok fazla fark görüyorum. Bunun sebebi de işlemci şu anda 1113 MHz'de. Yani işlemci çok düşük bir MHz'de olmasına rağmen inanılmaz güzel bir performans veriyor. Yani mesela YouTube'da 4K video açtığım zaman telefon herhangi bir şekilde kasmıyor yani. Miyay'da görürsünüz telefon 60 Hz'e düşer. Bunu da isterseniz 60 Hz'e düşmesini de ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz düşmesini de diyebiliyorsunuz. Bunun için bir başlayalım bir incelemeye. Yani çok fazla beğendim bu ROM'u. Herhangi bir şekilde başka ROM'larda görmedim bunu. 120 Hz sabite bile alsanız başka ROM'larda 120 Hz'de kalmıyordu. Ve çok fazla ekran sıkıntısı vardı. Bir önceki Pixel Experience Android 12 ROM'unda da hızlı şarj sıkıntılıydı. Telefonu 50 Watt'ta şarj ediyordu. Yani bu güzel olarak gelebilir ama telefon daha fazla ısındığı için telefon ne kadar fazla ısınırsa batarya ömrü o kadar hızlı düşer. Bu da aklınızda bulunsun. Yani hızlı şarj olması bataryayı öldürmüyor. Telefonun bataryasının ısınması bataryayı öldürüyor. Öyle diyeyim. Şimdi devam edelim. Neyden bahsedebiliriz ilk olarak? Android 12'den bahsedelim. Önce telefonun performansından bahsedelim. Yani en çok beğendiğim, en çok değişen şey o çünkü. Videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum Android 12'yi anlatmak amacıyla. Benim kısa kısa beğendiğim özellikler var. Burada da hazırladım mesela. Poco X3 Pro mesela. Buradan fotoğrafı kopyalayabiliyorsunuz. Buradan mesela bir fotoğraf var. Buradan gidiyorsunuz. Tümüne basıyorsunuz. Mesela neyi açalım? Poco X3 Pro. Mesela Wikipedia Snapdragon yazıyorsunuz. Buradan list of Snapdragon falan diyor. Burada mesela bir şey hazırlayacaksınız. Mesela ne hazırlamak istersiniz? Before Snapdragon. Snapdragon daha öncesi var. Burada mesela gittiğiniz buradan bir şey kopyalayacaksınız. Buradan komple buradan kopyalayabilirsiniz. Burada mesela tüm hepsini kopyalayabilirsiniz. Ve telefon acayip hızlı çalışıyor. Mesela buradan linkini falan da kopyalayabiliyorsunuz. Her şeye izin veriyor. Fotoğraf, link. Her şeyi kopyalayabiliyorsunuz. Burada mesela şunu buradayken kopyalayabiliyorsunuz ya. Buradayken de kopyalayabiliyorsunuz. Valence seçebiliyorsunuz. Kopyalayabiliyorsunuz. Başka bir uygulamaya sürükleyebiliyorsunuz. Mesela şu uygulamaya. Yani kabul ederse uygulama sürükleyebiliyorsunuz. Hiç denemedim başka uygulamayı sürüklemeyi ama çalışıyordur büyük ihtimal. Bakalım burada seç var. Yani burada bütün seçebileceğiniz şeyleri kendi ayarlıyor. Ekran görüntüsünü de buradan alabiliyorsunuz. Ekran görüntüsünü burada edit yapabiliyorsunuz mesela. Burada edit ayarlarında da bunlar var. Buradan metin falan ekleyebiliyorsunuz. Buradan çizim yapabiliyorsunuz. Yani böyle silgi özelliği falan da var. Crop falan da yapabiliyorsunuz. Çok güzel özellikler var. Bunda beğenmediğim şey ne derseniz. Bunda kamera uygulamasını sevmiyorum. Google kamera uygulaması yükleyerek de bunu da çözdüm. Google'ın Poco X3 Pro için kamerası mesela. Şu anlık yüklemedim ama yüklersem büyük ihtimal sorun çözülecektir. Mi 9T Pro'da da sorun çözüldü. Şimdi devam edelim Android 12'den. Şu anda FKM'den Little çekirdeği, büyük çekirdeği falan. Little çekirdek açık. Büyük çekirdek ve Prime çekirdek şu anda en düşük hızlarda çalışıyor. En düşük hızlarda çalışmasına rağmen telefon inanılmaz hızlı. Görüyorsunuz parmağımla aynı anda ilerliyor resmen. Yani mesela bunun anlamanın tek yolu mesela TikTok'ta video çekerken kasabilir. YouTube'da 4K video açmayı da denedik yani. Herhangi bir şekilde bir kasılma yok. Ama oyunlarda herhangi bir performans farkı yok. Android 11 ile Android 12 arasında. Android 11 MIUI ile Android 12 Pixel Experience arasında herhangi bir fark görmedim. Ben şu anda kernel falan da denedim. Tek Moon Base kernel denedim. Bir de No Gravity kernel denedim. No Gravity kernel buna yüklenmiyor ama Moon Base kernel buna yükleniyor. Onu deneyebilirsiniz. Şimdi
Bu doğadaki kilidini bunun için açmanızı tavsiye ediyor muyum? Tabii ki de hayır. Yani bu Android 12 MIUI'ye gelecek. MIUI'ye geldiği zaman da daha iyi olacak. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eğer beta testleri olursam MIUI'nin betalarını komplesini size de çekmeyi düşünüyorum. Onun için bir abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Diğer ROM'ların incelemesini de çekeceğim. Şu anda gece 08. Yani bu saatte çekmeye çalışıyorum. Bayağı şu anda 3 video çöpe gitti. Bayağı konuşamadığımdan 3 videoyu çöpe attım. Beğenirseniz çok sevinirim. Yani daha fazla şey yapmayalım. Uygulamalar gayet güzel. Pixel'in uygulamaları çok fazla darlamıyor. Ama uygulamalar çok güzel özellikleri var. Ama mesela Pixel dışında custom ROM'lar yüklerseniz mesela 3 parmakla konuşamadım. 3 parmakla aşağı kaydırdığınız zaman ekran görüntüsü alması falan bunda yok. Bunda şöyle ekran görüntüsü alıyorsunuz. Mesela şöyle kaydırdığınız zaman şunun ekran görüntüsü alıyor. Ana ekranın görüntüsünü almak için de şöyle direkt çekiyorsunuz. Ama çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Yani inanamıyorum bunun bu kadar hızlı tepki verdiğine. Ve şarjında hala 92. Videoya 92 şarjla başladım ve hala 92 şarjım var. Bu arada işlemcinin bu hızlarda olmasını da böyle kanıtlayabilirim. Yani telefon 40 derecede çalışıyor. Her ne kadar telefonu zorlarsam zorlayayım 40 derecede çalışıyor. Telefon normalde MIUI ile karşılaştır derseniz MIUI'da bu 60 dereceye çıkıyordu. Yani 60 derece ne, 40 derece ne? Ya 60 derece dış sıcaklığı değil bu. 60 dereceye gelmesi imkansız gibi gibi bazı yorumlar geleceğini düşünüyorum şu anda. Çünkü ben daha önce video çektiğim için böyle yorumlar çok fazla bana geldi. Yani 60 dereceye telefonun ulaşması, dış sıcaklığın ulaşması insan elini tutamazdı telefonu. Alev topu gibi bir şey olur telefon herhalde. Şimdi bu şöyle bir şey oluyor. İşlemci sıcaklığı 60 derece ya da 90 derece ulaşıyor. İşlemci sıcaklığı termal bir şeyle ısı borusuyla bataryaya aktarılıyor. Telefonun ısı dağıtım noktası batarya olduğu için bataryası çok büyük bir şekilde olduğu için ısı dağıtımı güzel yapılmış, güzel düşünülmüş. Ama şarjdayken aynı zamanda oyun oynayıp aynı zamanda da ekran kaydından beri ne gibi sonuçlarla karşılaşır bilmiyorum. Ben şu ana kadar buna cesaret edip deneyemedim. Çünkü ben telefonla oyun oynarken arkasına bir fan koyuyorum. Çünkü sıcak bataryayı öldürür. Bu da aklınızda bir bulunsun yani aklınızda. Sıcak telefonu bozar. Bu hızlı şarjın telefonlarda kullanılmamasının amacı da hızlı şarjın telefonu ısıtması. Ne alakası var falan diyebilirsiniz. Isı kimyasalları da bozuyor. Telefonun bataryası kimyasallardan oluşuyor. Ben bunu kimseden yani doğru düzgün bir şekilde anlatan bir kişi bulamadım. Lityum polimer, lityum iyon bataryaların çok benzer lityum polimer bataryalarının lityum iyon polimer olarak geçiyor bunlardaki batarya. Lityum iyon mu polimer bilmiyorum. Ama lityum iyon polimer diye geçiyor. Hangisi olduğunu emin değilim. Büyük ihtimal bataryanın hafızası var mı yok mu bilmiyorum. Ama bataryanın burada şey görünüyor dashboard'da. %101 health estimated diyor. Yine batarya ömrü de görünüyor burada. Bu büyük ihtimal telefonun açık kalma süresine göre değişiyor. Büyük ihtimal hesaplıyor ona göre. Telefon ne kadar bataryası gidiyor falan. Devam edecek olursak neyden devam edebiliriz? Telefon gayet hızlı yani başka bahsedebileceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Telefon hızlı, uygulamaya çalış hızları falan çok hızlı. İşlemci hızını düşürsek bile telefon bataryası acayip iyi gidiyor. Şimdi devam edecek olursak burada da bunu da gösterdim hatırlamıyorum. İşte şey var bu dördüncü videom olduğu için gösterdim hatırlamıyorum. Burada iPhone 11 ile olan karşılaştırmamızı burada hatta iPad Pro ile olan karşılaştırmamızı maça girme testi maça aynı anda hazır verdim burada ikisini de aynı anda başlatıyorum. Burada bot hesapla girdim çünkü bunda bot hesapla girdiğim zaman çok fazla laf atıyorlar bana. Diyorlar ki Poco X3 Pro ile bot hesapla girdin. Tabii ki Poco X3 Pro aynı anda girecek falan diyorlar. Bunun için iki tane hesabım olmadığı için böyle bot hesapla girdim birinde. Yani zorundaydım. Devam edelim şimdi. Burada da farklı bir test yapıyorum. Burada şey göster diyor komple. Burada da hızını gösterdim iPad Pro ile. İkisi de Ultra HD 90 FPS'de. iPad Pro Ultra HD 90 FPS'i
iMazing ile yapmıştım. iMazing'den aktif nokta sound dosyası atarak yapmıştım. Bunda zaten 90 FPS'i aynı şekilde aynı aktif nokta sound dosyası ile bunu da 90 FPS yaptım. iPad Pro 2020 A12Z işlemcili. Bu da Poco X3 Pro 860 işlemcili telefon. Şimdi devam edelim. Gayet güzel bir performansı var. Bu 70 FPS'lere düşüyor iPad Pro. Ultra HD 90 FPS'de çünkü GPU'su yavaş. Ve Poco X3 Pro'nun GPU'su hızlı, işlemcisi yavaş olduğu için ara sıra drop yiyor sadece. İşlemcisi aslında çok hızlı. İşlemcisi çok çok hızlı. Ama bunu şöyle veremiyor. Evet, videoda bahsettiğim şey işlemcinin ve ekran kartının aynı anda, ekran kartını diyorum, işlemcinin ve GPU'nun aynı anda yüke girdiği durumlarda normalde telefonun 7 watt güç tüketimi var ise bunun şöyle bahsetmek istiyorum. Tek bir şekilde işlemciyi kullandığınız zaman 5 watt tüketir. Mesela GPU kullandığınız zaman da mesela 6,5 watt tüketir diyorum. Mesela 5 watt tüketir, o da 10 wattlık işlemci zaten. 5 watt 5 watt olarak ayrılmış olsun. Telefon 10 wattlık ama pardon, işlemci 10 wattlık ama telefon ısındığı zaman 7 watt'a düşüyor. Isınmadığı zaman 8 watt'ta kalıyor. Bundan dolayı işlemcinin tamamını ya da ekran kartının tamamını kullanamayacağı için bundan dolayı bir şey var. Throttle olma durumu var. İşlemci bir throttle olacak. Nasıl desem, birinden birinin gücü düşecek. Onun içinde böyle bir sıkıntı var. Telefonu ne kadar soğutursanız burada limiti telefonun soğutulması. Telefon 8 wattlık değerlere ulaşabiliyor ama 10 watta hiçbir zaman ulaşamıyor. Devam edecek gerekirse, devam edecek olursak başka neyden bahsedebilirim? Telefonun güç tüketim değerleri çok güzel. 8 watt ulaşması bile iPhone 13 Pro Max'in 2 katı bir sonuç veriyor. Bu telefonun termal performansı iPhone 13 Pro Max'ten daha iyi oluyor. Yani telefon ısı dağıtımı noktası batarya. Onun için telefonun arka kısımda batarya taraflarında bir ısınma oluyor. Bir de üst tarafta, üst sağ kısımda bir ısınma oluyor. Bu arada işlemci ısını yavaşlattığım için şu anda telefon herhangi bir şekilde ısınmıyor da. Yani telefon gayet güzel bir hız veriyor, hem de telefon ısınmıyor da. Bunu yüklemeniz ya da yüklememeniz tamamen size kalmış. Telefonun bootloader kilidini açarsanız kesinlikle garantisi bozulur. Eğer bootloader kilidinizi açarsanız telefonun brick olma riski de artar. Brick olması da telefonun tamamıyla, hard brick olması, telefonun tamamıyla ölmesi ve mi yetkili hesapla açılması. Eğer telefon normal brick olursa, telefonun kilidi açık, bootloader kilidi açık kalırsa ve telefon sadece brick olduysa, mesela TWRP'den dolayı ya da başka bir şeyden dolayı, onu da yazılım atarak kurtarabilirsiniz. Facebook Chrome'dan. Devam etmek gerekirse başka da bir şeyden bahsetmem gerekmiyor yani. O kadar bahsetmem gereken bir şey yok. Zaten 1:30 oldu saat. Benim sabaha kadar bu videoyu atmam lazım. Hadi o zaman Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Eğer sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın.